Aksaray'da yolculuğumuz devam ediyor. Aksayar Aratol Mahallesi'ndeyiz. Sulama Kooperatif Başkanı Adil Özçelik'le beraberiz. Bakalım Sulama Kooperatif faaliyetleri hakkında bize neler anlatacak? Kendisinden dinleyelim. Ben Adil Özçelik, Aratol Mahallesi Kooperatif, Sulama Kooperatifi Başkanı. Yaklaşık 13 yıldır falan bu işi yapıyorum. Kooperatifimizin geçmişi de 25 yıllık falan ama 13 yıla kadar atıl vaziyetteydi. Belediyenin öncülüğünde halka sulama yaptırıyordu, tarımsal sulama. Zaten kuyularımızın elektrik şeysi Aratol tarımsal sulama tesisleri diye geçer. Aksaray Belediyesi bu işleri yapmam dedi yani. Yapmam deyince biz atıl vaziyetteki kooperatifimizi canlandırdık. Belediye encümen kararıyla kuyuları, tesisleri kooperatifimize devraldık. Peki kaç üyeye hizmet veriyoruz şu anda? 80 civarında üyemiz var. 3500 dekara falan da hizmet veriyoruz, akar. İlk belediye başkanımız yaklaşık 2,5-3 kilometre falan beton kanal yaptı. Sonrasında Aksaray Belediyesi'ne bağlanınca o Aksaray Belediyesi'nin belediye başkanı da 3 kilometre falan daha kanal yaptı. Hani suyumuz fazla bir şey etmiyor, toprak kanaldaki gibi kaybolmuyor. Hemen buradan çıktı mı yaklaşık 4 kilometre gitse de çok az bir şey azalıyor, giriyor yani tarlaya. Evet, beton yaptırdık. Şimdi işte ister istemez tarlalarımız düzgün değil, basınç sistemi olmadığı için yağmurlamayı, damlamayı da yapamıyorum. Mecbur şu anda vahşi sulama. Yani kuyularımız ruhsatsız ama yaklaşık 96'dan beri çalışıyor yani. Peki kaç çeşit ürün alıyoruz başkanım? Aksaray'ın zaten ürün yapısı arpa, buğday. Son zamanlarda da işte şeker pancarı biraz su çok aldığı için bırakıldı ayçiçek, çerezlik ayçiçeği. Zaten herhalde bizim ziraat odasında açıklamalarına göre Türkiye'de 4. sıradayız. Fiyatlandırmayı nasıl yapıyorsunuz? Fiyatlandırma serbest piyasa. Sulamasını işte elektrik maliyetine göre ufak tefek de tamirat falan koyduğumuzda geçen yıl 45 liraydı saati bir kuyu. Bu sene 60 lira yaptık. Suyun başlangıcı burası işte. İlk belediyemizin vurdurduğu kuyularımız bunlar. Yaklaşık 25-26 senelik. Buradan çıkıyor. Yaklaşık 4-5 kilometre ilerideki tarlalarımıza kadar vahşi sulamayla gidiyor. Çıkışımız bu 7/24, yaklaşık şimdi 40 gündür falan hiç durmadan çalışıyor bu kuyular. Şimdi bu kuyularımız ruhsatsız. Ruhsatlı olsaydı şu kuyuyla biz şimdi 3500 dekar falan tarla suluyoruz. Bu 7000-8000 dekara çıkar. Ben kapalı sisteme falan geçebiliriz. Kuyularımız ruhsatsız olduğu için geçilmiyor. Aslında şu kuyu 26-27 senelik. Bunun bir devletimizden belli bir süre kullanılan kuyulara yeni bir ruhsat verilirse bizim için iyi olur. Ha, yenilere vermeyebilirler ama eskilere versinler ki özellikle kooperatif ülkesinde olanlara. Kooperatifler daha iyi yapar bu işi. Başkanım, beyaz çekirdek, siyah çekirdek de ikiye ayrılmış. Bunu açıklar mısınız? Şu anda şu gördüğünüz çekirdek Çin. 2-3 yıldır Türkiye'de üretim yapılıyor. Çin tohumu Çin'den geliyor. Evet. Siyah çekirdek. Öbür tarla, şu tarlada beyaz çekirdek. Eski bizim Bursa'dan falan tohum tedarik edip ettiğimiz beyaz çekirdek. Ha, bunun verimi ona karşı iki kat falan. Biraz da parası da pahalı. Verim olarak. Evet, evet. Bu çok para ettiği için zaten bizim sularımız da sıkıntı orada. Herkes paradan ürünü ekiyor. Suya çok ihtiyaç var. Bu 4 falan sulanıyor, beyaz 2 sulanıyor. Yani bu suyu daha çok suyu daha fazla kullanıyor. O yüzden biraz sıkıntı var. Bir de bunlar da şimdi şu elimde gördüğünüz kanser diyor. Bir şey ayçiçeklerin köküne geliyor, ayçiçekleri kuru diyor. Ha, bunun bir sıkıntısı var işte, yakında herhalde Aksaray'da üretim bunun yüzünden duracak gibime geliyor. Hani bütün Türkiye bundan şu anda muzdarip. Ha, bu da çok su istiyor. Çok sulandığında ilaç kadar fayda yapıyor. Ama az sulanan arazide bundan çok oluyor. Peki gündenlilerin dibinde olduğu için kurutma mı yapıyor? Ne yapıyor bunlara? Ayçiçeğin suyunu bu çekiyor. Suyu olduğu gibi alıyor. Özünü bu çekiyor. Ayçiçek böyle büyümüyor. Bak bunlar da vardı. Sulana sulana azaldığı için bak ilerileri daha büyük. Orada yok. Şu bölgede var. Evet. Sulandığında bunu öldürmüş oralarda.
onlar yüksek. Bunlar da biraz yetki yapmamış, boyu kısa kaldı. Aksaray Organize Sanayisi'nde bulunan Azmi Yem'e gidiyor. Cem Azmioğlu'nun yapmış olduğu faaliyetleri kendisinden dinleyelim. Ben Aksaray yerlisiyim. 8 yıldır bu yem sektöründe faaliyet göstermekteyim. Ziraat mühendisiyim. Tarımla da uğraşıyorum, inşaatla da uğraşıyoruz. Peki Azmi Yem firmasını ne zaman kurduk? Azmi Yem firması 2012 yılında kuruldu. 12'nin sonunda, Aralık ayında. Ondan beri bu sektörde faaliyet gösteriyorum. Peki kapasitesi nedir fabrikamızın? Bizim fabrikamızın kapasitesi saat 25 ton. Günlük tek vardiyada 200 ton, 3 vardiya çalışırsak 600 ton. Pazarımız nerelerdir Cem Bey? Pazarımız İç Anadolu bölgesi, hakim yani verdiğimiz. Hı hı. Ağırlıklı Aksaray, Konya, Nevşehir, Niğde, buralar. Peki şu anda çalışmıyor fabrikamız. Senenin kaç ayı çalışıyor? Şu an fabrikamız %10-15 kapasiteyle çalışıyor. Daha çok sipariş oldukça mal veriyoruz. Veriyorsunuz. Evet. Peki yem fabrikasının yanı sıra ne işlerle uğraşıyorsunuz? Onları da sırayla tarım, tarım sektöründe ve inşaat sektöründe faaliyet göstermekteyim. Tarım açıklamasını alalım hocam. Tarımda daha çok hububat, arpa ve buğday, ayçiçeği, çerezlik, bir de şeker pancarı ve yonca. Peki akşam içeride ver. Kendi arazilerimizde biçim yaptık. Biçim yaptınız. Peki fiyatlandırmayı nasıl yapıyorsunuz? Nereye bağlısınız? Fiyatlandırma serbest piyasa olduğu için, hı hı, piyasada mal kaç liraysa o fiyatlarda veriyoruz. Dün 3 gündür hasat ettiğim ürünü satmadım, depoya koydum. Ama 1 ay içinde, 2 ay içinde satarım büyük ihtimal. Bu Aksaray bölgesinde çalışmalarımızda bu sene kuraklık geçti diyorlar. Bunlar evet. Sıkıntısız da yaşadınız mı? Yaşadım, evet. Verim düşüklüğü yaşadım ürünlerde ciddi bir şekilde. Aksaray'da arazilerin %30-35'lik bir kısmı kıraç arazi. Kıraç arazilerde de Aksaray'da arpa ekiliyor genelde. Arpa ve çavdar dediğimiz ürünler. Ben kendim de ektim bu sene. Normalde bir yıl ekmem, bir yıl ekerim kıraç arazileri. %30-35 hatta 40'lara varan bir verim kaybım oldu. Peki çiftliklerde çalışmalarımız, çekimlerimiz oldu. Yem fiyatlarından çok yakınıyorlar. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz Cem Bey? Vallahi kendim de yemciyim ama ben de isterim düşük fiyata yem satmak. Yani ben de kazanayım, üretici de kazansın ama hammadde maliyetleri çok yüksek ve günlük değişiyor. Bugün 2000 liraya aldığımız mal bir gün sonra 2200-2400 olabiliyor. Bugün 3000 liraya aldığımız bir mal bir gün sonra veya bir hafta sonra 4000 liralara kadar çıkabiliyor. Bir istikrarsızlık var. Evet. Sektörde ham madde fiyatlarında. Bu yüzden yem fiyatları da oturmuyor. İşte sektör yavaş yavaş büyüklerin eline doğru kayıyor gidiyor maalesef. Bu yüzden de çiftlik bazında olan büyükbaş hayvancılar da bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Sıkıntı yaşıyorlar. Ya biz sıkıntı yaşadığımız zaman bu sıkıntı bizim hizmet verdiğimiz üreticilere de yansıyor. Onlarda da aynı sıkıntılar çıkıyor. Öyle. Peki çiftçi bilinçli mi ekip biçmede? Yok, bilinçsiz. Bunlara seminerde toplantılar verilmesi gerekmiyor mu güçlendirilmesi için? Seminerler veriliyor. Tarım İl Müdürlükleri, ilçe müdürlükleri seminerler veriliyor. Ama şöyle bir durum var. Bizim halkımız bildiğini biraz hani bildiğinden yanılmamaya hani ben kendi babam da üretici, çiftçilikle uğraşır. Ben kendim ziraat mühendisiyim. Ben babama diyorum ki baba işte 15 kilo gübre fazla tabana attığımız gübrede. İşte bunu sen gel 10 kiloya düşür diyorum. İşte o kadar atılacak. Bunu ister bilgisizlik deyin, ister bağnazlık deyin, ister başka bir şey deyin. İnsanlar bildiklerini yapmaya çalışıyorlar bu hayatta. Peki yemler de kalite kalite. Bunların numuneleri alıp ölçümleri yapılıyor mu bunlar? Tabii Tarım İl Müdürlüğü'nden her ay mühendis arkadaşlar Gıda Kontrol Şube'den gelirler, numuneleri alırlar, analizleri kendi yapıyorlar zaten, bizim yaptığımız bir şey yok. Gönderirler, hani eğer değerler onlara uymuyorsa, zaten cezai müeyyide uyguluyorlar, uygunsa sıkıntı olmuyor. Cem Bey, önümüzdeki yıllarda projeleriniz olacak mı?
Vallahi inşallah şöyle bir niyetim var. Hayvancılığa girmeyi düşünüyorum. Hayvancılıkla ilgili bir çalışmam var. Artık bu sene olmazsa seneye bir niyetimiz var. Fabrikamızı da daha canlı bir hale getirmeye çalışacağız. Kaç başlık bir çiftlik düşünüyorsunuz? 120 sağmal, 240 hayvanlık. Peki teşvik süt alacak mısınız bunlar için? Düşünüyorum, evet. Teşvik bazlı. Niyetim var, teşvik bazlı. Bu TKDK'nın Avrupa Birliği'nin İPART kapsamında verdiği, hani öyle bir proje hazırlayacağız. Zaten burada arkadaşlarımızla görüştük, bu işi yapan arkadaşlarım da var. Görüştük, niyetimiz var, inşallah olur. Peki sohbetimizde inşaat sektörüne de el attık dediniz. Devam etmeyi düşünüyor musunuz? Devam. İnşaattan memnunum ben. Hangi bölgelerde düşünüyoruz? Aksaray. Aksaray'da, evet. Civarında. Peki son olarak Tarım Türkiye'ne söylemek istersiniz Cem Bey? Herkese iyi bir hasat dilerim derim yani, başka bir şey. Teşekkür ederiz sizlere. Konya Ereğli Beykaya Mahallesi Sulama Kooperatif Başkanı Mehmet Göçer'i makamında ziyaret ediyoruz. Bakalım Sulama Kooperatifi hakkında bize neler anlatacak? Başkanım, önce bir isim soyisim alabilir miyim? İsmim Mehmet Gökçer. Peki Beykaya Sulama Kooperatifi olarak kendinizi bir tanıtır mısınız? SS Beykaya Toprak Sulama Kooperatifi Başkanlığı 1986 yılında kurulmuştur. Ben 2002 yılında 24 Haziran'da göreve geldim. Ben göreve gelesiye kadar düzenli bir çalışmalar yoktu. Ben geçtikten sonra yağmurlama sistemine önem verdik. Kendi imkanlarımızla boruları döşedik. Çalışmayan boruları çalıştırdık. Şu anda tamamen yağmurlama sistemi ve bir kısımda damlama sistemi var ama damlama sistemini ben sevmiyorum. Kuyular malzeme çekiyor. Malzeme çektiği için de damlamalar tıkanıyor. Çiftçiler düzenli olarak bakmadığı için motorlar yanıyor. Bu da benim işime gelmiyor. Bunlarla da yine siz uğraşıyorsunuz. Tabii ben uğraşıyorum gene. Peki kooperatifimizin kaç tane üyesi var şu anda? Şu anda 155 tane üyemiz var. Yaklaşık 70 kadar da ortakların oğulları veya işte komşulardan ekip dikenler var. Aşağı yukarı 220 kadar bir şu an çalışan var. Peki elektronik saate geçtiniz. Geçtik. Kart sisteme. Kart sisteme geçtik. Peki kart sistemde bir sıkıntı yaşadık mı başkanım? Ödemelerini zamanında alabiliyor musunuz üyelerden? Alıyoruz. Biraz işte komşuları alıştırdık, İşte faturaya kadar idare edelim derken işte genelde %70'i ödüyor da işte diğerlerini idare ediyoruz. Şu gün yani herhangi bir aksaklığımız olmadı. Şu ana kadar aksama işi olmuyor. Bankaların postcihazlarının yardımıyla da bu işi götürmeye çalışıyoruz. Peki kaç dönüm arazi suluyoruz şu anda? Şu anda 11.000 dekar. Saha içerisinde 2.000 dekar geçkinde, saha dışında. Onun üzeri 13.000 dekar üzerinde arazi suluyoruz. Peki kaç tane sondaj kuyumuz var? Sondaj kuyumuz resmi olarak 24 tane var. Peki kaç çeşit ürün alıyoruz başkanım? Biz buğday, arpa, efendim mısır, silaj, yonca, fil, işte geçtiğimiz yıl biraz pancar fazlaydı. Bu sene pancar az ektirir pancarı. İşte pancar var da pek pancarı da sıcak bakmıyoruz, bakmıyorlar sıcak. Çünkü şeyi fazla vuruyorlar. File diyorlar ya. Pancarda kota var mı şu anda? Kota var. Ne kadar? Kota var da özel şeyler, fabrikalar ektiriyor, fazla veriyorlar yani. Veriyorlar yani, sıkıntı yaşamıyoruz. Tabii. Peki başkanım, önümüzdeki yıllarda projelerimiz olacak mı? Valla bizim buradaki projemiz işte yaklaşık bizim ortaklarımızın %70 inekle uğraşıyor. İnekle uğraştığı için de burada yonca, silaj, fi bu şekilde götürmeyi arzuluyoruz. Domatese, patatese, pancarda sıcak bakmıyoruz. Çünkü bir ürün sahasında 350-400 kadar arazi var. Adam 100 kadar pancarı buraya ekiyor. Ektiği zaman 20 gün bir ay sürekli su bende kalsın diyor. Diğer 300 kadardakilerle kavgaya kalıyor. Anlaşmazlıklar çıkıyor. Bizim başımızı ağrıtıyor. Onun için pancara, patatese, domatese sıcak bakmıyor.
hükümetten geçtiğimiz yıllarda havza bazlı ekim yapılacak dediler. İşte bu sene şu kadar havuç, şu kadar şu, bu kadar mı ekilecek dediler. Örneğin geçen yıl sarımsak 90 lirayı gördü. Evvelsi gün ben 5 liraya aldım sarımsağı. O zaman ilçe tarım müdürü dedi ki işte havza bazlı ektireceğiz. Ne kadar havuç lazımsa, ne kadar buğday, ne kadar arpa, ne kadar patates donması lazımsa o kadar ektireceğiz. Havza havza ektireceğiz dediler. Öyle bir durum gelmedi. Böyle bir durumun gelmesi lazım. Bizim tarımlarımız yeterli gelmez mi Türkiye'ye? Destekler verirse. Yeterli gelir, niye gelmez? Tek ki destek verirse diyorsunuz. Şimdi destekte derken hani vatandaşa tamamen gözünü desteğe dikti. Desteğe dikti yani. Şimdi şöyle hesap edelim. Tarzına silaj. Mısır silajı. Buna dekar başı 100 lira destek veriyor. 100 lira destek veriyor dekar başında. Eğer ki 8 ton dekardan silaj alırsak desteğe gerek yok. Aksaray'da yolculuğumuz devam ediyor. Aksaray Gülağaç ilçesinde Deniz Kardeşler'deyiz. Deniz Kardeşler'de yaptığı faaliyetleri Kenan Deniz'den dinleyelim. Buyurun Kenan Bey, sizi tanıyalım. Benim adım Kenan Deniz. Gülağaç ilçesinde alım yapmaktayım. Buğdaydı, gübreydi, yemdi, kaba yemdi, hayvancılık, süt, halı sahamızda bünyemizde çalışmaktayım. Peki şu anda bünyenizde kaç kişi çalışıyor? Şu an bünyemizde 4 kişi çalışıyor. Neler alıyoruz, nerelere gönderiyoruz? Buğday alırım. İzmir, Adana, Mersin, Tarsus, o tarafa gönderirim arpalarımı. Buğdaylarımız da burada fabrikalarımızda, fabrika bölgemizde değişiyor. İzmir olabilir, Adana olabilir, Mersin olabilir, bizim Aksaray fabrikası olabilir, Konya olabilir. O bölgelere yani fiyat uygun bölgelere gönderebiliyorum. O bölgelere gönderiyoruz. Peki fiyatlandırmayı nasıl yapıyoruz? Fiyatlandırmamız bu sene biraz yüksek. Tabii mahsule yağmur yağmadığından, verimle düşük olduğundan biraz fiyatlarımız yüksek. Peki kendi araziniz var mı? Kendinizde... Kendi arazimiz var, evet. Kendi arazimizde 2000-2500 dönüm bir arazimiz var. Kendimizde. Ben hem de hayvancılık, hem de tarım, hem de bir çiftçiyim. Hem de ticaretle uğraşan bir esnafım. Kendi ürünlerimizi alıp satıyoruz. Peki köylülerimizin getirdiğini gördük arpaları biraz önce. Evet. Bunların fiyatlarını nasıl belirliyorsunuz onlara? Bunların fiyatlarını Mersin fiyatından ben biraz yüksek alıyorum. Yani stok işini yaptığımdan fiyatlarımız yüksek. Yani ortalama fiyatlarından Mersin, Adana fiyatının üstünden alıyorum. Adana fiyatının 2500 lira oraya teslim. Bizim burada 2600 lira alışım şimdilik. Peki Kenan Bey, bu sene kurak geçti Aksaray bölgesi. Evet. Bunlar size de yansıdı mı? Yansıdı. Yansıdı. Mesela benim 35 bin ton aldığım yıllık belki 15 bine ton düşecek. Verim yarı yarıya düştü. Yarı yarıya. Peki hayvancılığa gelelim. Çiftlik bazında mı hayvancılık? Hayvan çiftlik bazımızda. Peki hem besi olarak hem süt hayvancılığı olarak? Evet, 50 besi. 50 de sütle uğraşıyorum. Yani çok büyük kapasitede değilim ama o da 100 hayvan başlıkla devam ediyorum. Sağ üniteniz falan bulunuyor mu? Bulunur. Peki bunların sütleri nereye gönderiyoruz? Süt toplama merkezi ben kendimim. Sütü Konya'ya gönderirim. Gene hem şey derim. Süt toplama şeyim de var yani. Süt toplarım. Süt tankımız, evet, var. Evet, süt tankımız var. Ben kendim topluyorum zaten. Bu bölgede süt, ondan sonra hayvancılık devam ediyor. Bu bölgede süt derken kendi çiftliğinizden ayrı süt mi topluyorsunuz? Ayrı, evet. Köylülerin sütlerini de toplarım. Çok güzel. Köylülere kaçtan alıyorsunuz sütü? Geçen ödemelerimizi 2650'den ödeme yaptık. Ondan sonra bu ay ödemeleri de 3000-5000'den yapacağız. Peki kaç ton süt gönderiyoruz günlük olarak? Günlük kendi kapasitem 6 ton. Bunların antibiyotik oranları, ölçümleri yapılıyor mu sizde? Günlük. Günlük ölçüm yapılır. Yani sizin çiftlikte ölçümleri oluyor. Çiftlikte yapılır. Sahamızda yapılır. Yani depomuzda yapılır. Soğuk depomuzda yapılır. Evet. Peki Kenan Bey, önümüzdeki yıllarda projelerimiz olacak mı? Olacak. Çok büyük projelerim olacak. Hatta ne gibi alabilir miyiz? Ben büyük silo yaptıracağım. Böyle 20 bin tonluk, devlette destekli bir silo yaptı. Yani burada çiftçilerimiz değerlendirelim mallarını diye. Devlet destekli hibe bazında mı? Evet. Öyle devlet destekli hibe bir silo yapmayı düşünüyorum. Hiç başvuruda bulunduk mu bugüne kadar? Olmadı ama vuracağım inşallah.
bundan sonra yapacağım diyorsunuz. Evet, bundan sonra hedefimiz büyümek diyorsunuz. Evet, büyümek. Zaten yerim var. Benim zaten 35 bin tonluk yerim var. Hem buğda hem yem. Bunlara koyacak yerim var. Biz daha biraz daha büyüdelim. Rahat olalım. Elemanla sıkışmasın. Harmanla biraz yoğunluk oluyor. Onları da işleri hızlandırmak için bir tane silo düşünüyorum büyük. O 25 bin falan tonluk. Ekim biçmeyi siz mi yapıyorsunuz köylülerin? Ekim biçmesini biz yapmıyoruz. Biçerlerimizi arkadaşlar tanıdığı biçerleri çağırıyoruz. Gelen yaptırıyor. Yani muhtarımız getiriyor biçer. Belediye başkanlarımız getiriyor. Bunlar her köyün kendi biçerleri var. Kendinize ait var mı? Kendi ait biçerimiz yok. Siz de onlardan faydalanıyorsunuz. Evet. Kerem Bey, sahamızda neler yapıyoruz? Ne ürünler alıp burada bölgemizde? Arpa alım yapıyorum. Buğday alım yapıyorum. Mısır, ayçiçeği, kabak, fasulye, nohut, fiyi. Toprak mahsullerini hepsini alıyorum. Peki gördüğünüz kadar depolarımız burada herhalde. Depolarımız yeni başladı. Zaten 2 günlük mesela bir buğdayımız yeni başladı. Bu kıraç buğdaylarımız. Sulu buğdayımız daha başlamadı. Arpamız daha çoğunluk gelenler. Daha fasulye var. Kabağımız da var. Fiyimiz de daha var. Mısırımız daha çıkmadı. Peki senenin 12 ay çalışıyoruz diyorsun. 12 ay evet. 12 ay 24 saat çalışıyoruz. Sıkıntı yok. Peki bünyenize ait kaç tane traktörümüz, araçlarımız var? 3 tane traktörümüz var. 5 tane aracımız var. Ek araçları arkadaşlarını alabiliyorum yani araçlarını. Yeterli geliyor mu şu an? Yeterli. Peki son olarak Kenan Bey neler söylemek istersin? Valla sahamız güzel. Yani çalışma tempoyu güzel. Çiftçilere kolay gelsin diyeyim. Çiftçi arkadaşlarımıza. Bereketli olmasını dilerim. Özcan Bey, sizi bir tanıyabilir miyiz? İsmim Özcan Ceylan. Aksaray'ın eski ilçesi Doybalak Yaylası'nda doğdum. 1972 doğumluyum. Tarımla uğraşıyorum. Aynı zamanda tarım, hayvancılık, ticaret ne varsa onların üzerinde çalışma yapıyorum. Baktığımızda burası tarım market gibi bir yer. Neler üretiyoruz? Onu alabilir miyiz? Tarıma ürünlerin tamamını, alımını, satımını, kaba yem, besi yemi, her türlüsünü alımını, satımını yapıyoruz. Hırdavatını, çiftçiye ne lazımsa, sulama sistemleri, bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hem ürünlerini alıyoruz hem de karşılığında ürün veriyoruz. Hayvancılık üzerine neler yapıyorsunuz? Kılajcık mısır yapmıyorum ama kaba yem, yoncadır, samandır. İşte dediğim gibi bitkisel yemleridir. Arpasını, buğdayını, bunları hem alımını hem satımını yapıyoruz. Çiftçimize o şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bütün ihtiyaçları ne varsa, ayakkabısı dahi varsa hepsini alıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi de zaten marketimizde her türlü ürünlerimiz var. Nakliyelerini de yapıyoruz. Nakliyeciliğimiz de var aynı zamanda. Hepsine çalışma yapıyoruz. Yani bir çiftçi gelse ne istiyorsa burada bulabilir diyorsunuz. Bir çiftçi gelse ne istiyorsa aşağı yukarı tamamı bulabilir. Yani bizim burası bir geçiş bölgesi. Konya'ya 80 kilometre, Aksaray'a 60 kilometre, Karapınar'a 60 kilometre. Onun için çiftçiler tavaraya gitmeden bizim buradan alışverişin tamamını yapıp dönüp gelebiliyor. Eski ilçesi de bize 30 kilometre. Sadece burada bu tür ürünleri alım satımını yapan bizim firmamız var. Memnunuz çiftçilerimizden. Onlar da bizden memnun. Allah razı olsun. Böyle bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Peki biçer döver konusunda destek oluyor musunuz çiftçilerimize? Çiftçilerimize biçer döver, balya makinesi, tarlalarını, biçimini, hepsini her türlü yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Ve destekli oluyoruz. Ürünlerini yurt içi ve yurt dışına pazarlıyoruz. Bu yıl ihracat kapalı olduğu için yurt içinde çalışıyoruz. İnşallah Ocak ayında açılacak diye devletimiz söylendi, var. Yurt dışına ihracatımız açılsa daha iyi bir hizmet vermeye çalışacağız. Yurt dışı gönderdiğiniz ürünler ne oluyor? Yoncadır, arpadır, mısırdır, buğdaydır. O tür ürünler gönderiyoruz genelde ağırlıklı. Zaten tarım ürünlerini alım satımını yaptığımız için biz onları alım satımını yapıyoruz. Peki Türkiye genelinde nerelere gönderiyoruz? Kabayem de Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Ama öbür bitkisel besleme yemlerinde de Konya, Aksaray, Karapınar, işte Ereğli, buralarda çalışmaya çalışıyoruz. Fazla dışarıya açılmıyoruz ama kabayem de Türkiye'nin her yerinde çalışıyoruz. Nakliyemiz her yeri var zaten. Nakliye ücretini karşı tarafa mı yüklüyorsunuz Özcan Bey? O isteğe bağlı. Biz isterse araç üzeri ürün veriyoruz. İsterlerse kirasını üzerine ekleyerekten o tür şekilde satış yapıyoruz. Peki fiyatlandırmayı nasıl yapıyoruz köylülerde? Devletimizin açıkladığı fiyatlar var veyahut da burada müteahhit arkadaşlar var. İşte satışımıza bakıyoruz. Ne kadar 1000 liraya aldığımızda 1100'e satabiliyorsak 1000 liraya almaya çalışıyoruz. 1000'e satabiliyorsak 900'e almaya çalışıyoruz. Yani bize bir 50 lira 100 lira işçilik masrafımız olacak kurtaracak şekilde bir çalışma yapıyoruz.
bizi kurtardığı şekilde de kendimiz fiyatımızı kendimiz belirliyoruz. Yani pazar belirliyor daha doğrusu. Arz talep meselesi. Arz nasıl olursa, talep nasıl olursa biz de ona göre arzlarına karşılık veriyoruz. Peki nakliye araçlarınız var mı kendinize ait? Kaç tane? 7 tane. Yeterli geliyor mu şu an? Yeterli gelmiyor. Niye gelmiyor? Şu anda tam harman sezonun içerisindeyiz. Ama nakliyeciden nakliye istiyoruz. Ve arkadaşlarımızdan nakliye istiyoruz. Onlara da destek oluyoruz. Onlar da bize destek oluyor sağ olsunlar. Önümüzdeki yıllarda projelerimiz olacak mı? Büyük gidiyoruz. Biz zaten çok küçük firma bile, çok küçük bir ticarethanemiz vardı. O şekilde devam ediyor. Şu anda Allah'a şükür bayağı bir büyüdük. Yani sürekli büyüyerek devam ediyoruz. Ama ne kadar büyür, ne olur, onda ilerisini Allah bilir. Bünyenizde kaç kişi çalışıyor? 14 kişi çalışıyor. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için, bana bu fırsatı verdiğiniz için. Memnun oldum. Çiftçi olarak da devletimizden Allah razı olsun, çalışmamız düzenli. Devletimiz bize destek çıkıyor. Biz ona, ama pandemiden dolayı bu yıl girdilerimiz çok yüksek olduğu için birazcık tatlı bir acımız var, yorucu. Ama bu yıl da geçecek diye bekliyoruz. Bir devletimizden beklentimiz bizim girdilerimizi biraz daha tabana çekebilirse yok. Şu anda çünkü geçen yıla göre %200 gibi bir girdi maliyetimizin artışı var. Onların biraz daha geriye çekilirse bundan memnun kalacağız inşallah. Teşekkür ederiz Özcan Bey. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Aksaray Gülağaç ilçesindeyiz. Kredi Kooperatif Başkanı Doğan Başbuğ'u mekanında ziyaret ediyoruz. Bakalım esnaflarına kredi hakkında ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Başkanım, önce bizi tanıyabilir miyiz? 1904. ayın 1'i 1965 Gülağaç doğumluyum. 1980 yılında ortaokul mezunuyum. Ortaokulu bitirdim ve askerliği yaptım. Ondan sonra da yurt dışı gibi, sağ sol gibi herhangi bir yerde İş yapmadım. Burada esnaflık yapıyorum Gülağaç'ta. O yıllardan 91 yılından bu tarafa da esnafım. Ve esnaflığı, çiftçiliği geliştirmeye çalıştık ve ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifinin yönetimine 2010 yılında girdim. 2011 yılında olağanüstü genel kurul yapılmak zorunda kalındı. Yapıldı ve 2011 yılında başkan adayı oldum. Ve başkan oldum. 2011 yılından da bu tarafa devam ettiriyorum yani. Devam ediyorsunuz. Şu anda oda sayımız kaç? Üye sayımız. Üye sayımız şu anda 386 tane kooperatif üyesi var. Geldiğimiz şeyde 310-320 gibi o civarlardaydı. Şu anda 386 tane. Aktif mi? Yok. 386 aktif değil. Aktif dediğimiz şey ya. Kredi kullanan değil ama aktifle kredi kullanan sayısı da 150 ile 160 arası yani. Peki, Kredi Kefalet Kooperatifleri ne iş yapıyor? Açıkça anlatabilir misiniz? Kredi Kefalet Kooperatifleri, şöyle söyleyeyim, işi tıkanan esnaflara yardımcı oluyor. Ekonomik yardımcı oluyor. Kredi Kefalet Kooperatifleri, Halk Bankası aracılığıyla, ortaklığıyla Halk Bankası'ndan ucuz faizli kredileri temin ediyor. Kefaletin ortaklarına, kooperatifin ortaklarına sunuyor bunu. Ha, işi tıkanan dediğim, işi kötüye gitmiş esnaflarımız oluyor, sağ oluyor, sol oluyor. Bunlar da yatırım yapmaları gerekiyor, işini büyütmesi gerekiyor. O zaman işte bizlere başlıyor. Bizler de bu arkadaşlara kolaylık gösteriyoruz. Halk Bankası'na biz kefil oluyoruz, onların adına onlar da kefil oluyorlar. Ve bu şekilde 200 bin TL'ye şu anda en yüksek kredi limiti kefaletlerin, esnaf kredi kefaletleri, küçük esnafların kredi kefaletleri, 200 bin TL gibi krediyi de kullanıyorlar yani. Geliyor krediye başvurmak için. Neler istiyorsunuz? Ne gibi belgeler istiyorsunuz? Esnaflarımızdan iki tane kefil istiyoruz. Kefillerin herhangi bir yerden kırmızı çizgi yememesi gerekiyor. Esnaf belgelerinden kayıtlı olan maliye belgesi. Ondan sonra esnaf belgesine bize başvuruyorlar. Biz de bunları araştırma yapıyoruz. Bankaya gönderiyoruz bunları. Bankada soruşturmasını yapıyor. Ondan sonra uygunsa esnafımızı çağırıyoruz. Bir hafta içinde de kredisini kullandırıyoruz. Peki bunları kefil istiyor musunuz? İstiyoruz. İki tane kefil istiyoruz. Esnaf ya da memur ya da çalışan birisi yani. Sigorta primi olan. Evet, sigorta primi olan Türkiye Cumhuriyeti'nde kayıtlı vatandaşların hepsi olabiliyor yani. Peki başkanım, oda olarak bizim sormadığımız, sizin söylemek istediğiniz? Vallahi sizin sormadığınız, bizim de söylemek istediğimiz bazı konular var. Bizim burası 4500 nüfuslu küçük bir ilçe yani. Bu ilçelerde bizim esnafların haklarını korumamız lazım, esnafları savunmamız lazım. Ama böyle küçük ilçelerde falan, bilmiyorum, devletin başındakilerin
biraz daha göz önüne alması lazım. Bu AVM'leri falan küçük esnafı bitiriyor yani. AVM'ler falan yani buranın %50, %60 ticaretinin alıyor işte, ama öbür esnaflarda, öbür 400 tane esnafta geri kalan %50'yi kullanıyor yani. Böyle bir durum. Sıkıntılı yani, bitiriyor. Bitirme aşaması olmasına getiriyor yani. Eğer buna biz yönetenler bir el atarsa iyi olur ya. Esnaflar için ya. Peki toplantı yapıyor musunuz? Görüşmeleriniz oluyor mu esnaflarla? Esnaflarla bireysel olarak gidiyoruz, iş yerlerinde görüşüyoruz, konuşuyoruz. Çaylarla kahvelerini içiyoruz. Hepsi güler yüzlü esnaflar yani. Küçük esnaf deyince yani parası olan büyük mağazalara gidiyor, parası olmayan küçük esnaflara gidiyor yani. Ha, bir de beşeri ilişkiler var. Öyle herkes birbirini tanıdı yani. Çocuğunu sarıyorsun, bakkala git işte şunu versin, veriyor. Hanımını sarıyorsun, şunu versin, veriyor. Üzerinde param oluyor, olmuyor, gidiyorsun, alışverişini rahatlıkla yapıyorsun. Ama bunu bir AVM'ye bunu yapamazsın yani. Böyle durumlar var yani. Oda olarak hiç projeniz oldu mu başkanım? Nasıl bir proje? Esnaf kefalet olarak. Ha, esnaf kefalet olarak işte yardımcı oluyoruz odalara. Biz odalara pek anlamayız da, odalara pek karışmayız. Biz biraz daha odalara bakınca biraz daha özel gibiyiz yani. Ha, ama onlar devletle alakalı, onların söz sahipliği bizden biraz daha fazla odaların yani, esnaf odalarının diyeyim yani. Ama sonuçta esnaf odalarından da zaten esnaf olmayan adam bizim ortağımız olamaz yani. Peki verdiğiniz krediler banka faizlerine göre daha mı düşük oluyor? Yılda kaç veriyorsunuz? Şu anda bir yıl önce %4.5'uydu faizlerimiz. Şu anda biraz ekonomi sıkıntıları yaşayınca herhalde zannedersem yukarıdan şu anda %9.5'la biz esnafa kredi veriyoruz yani. Şu anda sırf Gül Ağaç bölgesinde, dışarıda olmuyor değil mi başkanım? Biz Gül Ağaç bölgesine hitap ediyoruz. Güzelyurt'ta bizim gibi bir kuruluş var, o Güzelyurt bölgesine. İlçelerde hep var. Aksaray'da da var böyle bir kuruluş. O da Aksaray Nesli'ne göre. Herkes kendi ilçesinde olacak. İlçe geneline yani bu. Evet. Bütün ilçe genelindeki esnaflara biz hepsine hizmet veriyoruz yani. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim size. Aksaray, Gülağaç, Şeker Ağlar Süt Çiftliği'nde Recep Avan'la beraberiz. Recep Bey, çiftliğimizi kaç yılda kurduk? Bu işletme olaraktan geçen sene 9. aydan beri çalışmaktayız. Ondan öncesi 2014'te küçük bir yerde Halep keçisiyle başladım. Arkasından besi hayvanı getirdim. Besiden sonra olmadı 10 tane süt hayvanı aldım. Şimdi besi çiftliğinde biraz ekonomiye dayalı, birazcık hayvanın kalitesine dayalı bir sektör. Ama sütte biraz süt geliri var, yavru buzağı geliri var. Bunlar biraz etken kıldı. Yani diğerlerini hepsini aşama aşama yaşadığım için bunu biraz daha cazip buldum ve de üreten bir şey. Yani beside üretim sadece et üzerine bir üretim var. Etten sonra yeniden başlamak gerekiyor ama sütte öyle değil. Bir iken 5 oluyor, 5 iken 50 oluyor. Yani bu şekilde. Ben buraya 180 bin TL gibi bir KOP projesinde bir destek aldım devletten. Onun haricindeki bütün şeyi de kendi imkanlarımla yaptım. Peki hayvanlarımızı nereden tercih ettik? Hayvanlarımızı süt verimi yüksek olduğunu bildiğimiz şehirden, mesela Burdur'dan, İzmir Ödemiş'ten, o taraflardan veteriner hekim arkadaşlarla beraber gidip seçtik. Kaç dönüm üzerinde çiftliğimiz? Şu an arazim 40 bin metrekare, 12 bin metre üzerine bir şey yaptım, işletmeyi kurdum. Diğer tarafı ekerim amacıyla boş bıraktım. Şu anda çiftliğimizde süt tankımız var mı? Süt üzerine olduğu için kaç tonluk süt tankımız var? Biz Gül Ağaç Süt Birliği aracılığıyla sütümüzü pazarlıyoruz. Onlar artık süt aşarı mı, Konya mı, hangi bölgeye verdiklerini bilmiyoruz. Yani biz süt birliğine veriyoruz Gül Ağaç'ta. Peki burada antibiyotik oranlarını ölçme imkanınız oluyor mu? Biz antibiyotik olayları, hayvana aşı yapılırsa, antibiyotikle aşı yapılırsa direkt ayrı sahama geçiyoruz. Süt tankına hiçbir şekilde o sütü birleştirmiyoruz. Küçük köpeklerimiz var. Onların beslenmesinde. Değilse o sütler insan sağlığına, her şeye zararlı. O yüzden genelde işçilerimize de temin ediyoruz. Onları o şekilde değerlendiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda projelerimiz var mı? İlla ki tutarsa, karımız şeyimiz olursa
İşletmeyi biraz daha büyütmek istiyorum. Bir de avcılık üzerine yeriniz vardı. Onun da açıklamasını alır mıyız biraz? Tabii. Bu işletmeyi açmadan önce değerli bir abimin sayesinde, bir teşvik sayesinde bir avbayı açtım. Orası benim sadece hobi yerim. Yani benim bağlayıcılığı fazla yok. Balık avları falan, o yüzden o işlerle uğraşıyorum işte. Avcılıkta fazla kalmadı memlekette. Vaktim de olmuyor artık. Kısacası burayı açtıktan sonra pek gidemiyorum ama. Benim söylemek istediğim, devletimden yemcilerin önüne geçsinler. Yani bizim önümüzde yemin önünü açsınlar. Yalnız süte zam bize yansımadan 5-6 defa yeme zam geldi. Süt mahsullerine zam geldi. Yani vatandaştan birinci aydan bu yana zamlı süt alacak dedikleri halde zamlı süt üreticiye yansımadı ama tüketiciye yansıdı. Yani bu dengesizliği çözmesini istiyorum devletimden. Bir de yem fiyatlarının önüne geçmesini. Teşekkür ederiz Recep Bey. Aksaray, Gülağaç, Şeker Ağlar Süt Çiftliği'ndeyiz. Recep Avan'la beraberiz. Recep Bey, kaç yılında kurduk çiftliğimizi? 2020 yılında, 9. ayında kurduk. Bugün yaklaşık 9 ay gibi veya 10 ay gibi bir süre oldu. 10 aydır bu işletmedeyiz. Recep Bey, şu anda burada kaç tane hayvanımız var? Şu an sağlar olaraktan 60 tane büyükbaş hayvanımız var. Bu tarafta da gebe vaktine ayrılmış bir 10-12 kadar hayvanımız var. Buzağlarımız, erkek tanalarımız, düvelerimiz olarak da yaklaşık 45-50 adet kadar da küçük yavrular var. Hepsi kendi yavrularımız. Yani kendi hayvanlarımızdan aldığımız şeyler. Peki çalışanımız kaç kişi şu anda? Benle birlikte 3 tane. 3 kişiyiz biz burada. Yeterli geliyor mu? Zaten burada işin yarısından fazlasını makine ekipmanlar görüyor. Yani gübre sıyırıcımız, kilit sistemimiz, sağmanemiz, yem karma makinemiz, kepçemiz, traktörümüz hepsi işte bize %80-%50 yardımcı oluyor. İki kişiyle benle başında olduktan sonra yeterli oluyor. Zaten veterinerlik şeysini de dışarıdan, veteriner hekimlerden faydalanıyoruz. Dışarıdan geliyor. Tabii süt üretimi hayvancılıkta, büyükbaş hayvancılıkta çok zor olan bir meslek. Ben zor olanı seçtim çünkü hayvanda sadece beside yiyor yemiyor olayı yok. Kilo aldı almadı olayı yok. Bunda bütün hastalıklar var. Yavru alabilme, yavruyu sağ salim doğutturabilme, sütü verimli olaraktan alabilme gibi. Yani buna bağlı çok çeşitli hastalıklar da var inekte. Ama beside öyle değil. Zahmetli bir iş ama bereketli de bir iş. Yani kısa sürede çoğalabiliyorsunuz yani bu işte. Peki sütlerin antibiyotik oranlarını ölçme imkanınız oluyor mu burada? Şöyle antibiyotik oranını ölçme gibi bir cihazımız yok. Ama antibiyotikle tedavi gören hayvanlarımızın sütünü ayrı şeyde. Mesela süt kazanına takviye yapmıyoruz. Onu ayrı kazanda yapıp onu diğer küçükbaş hayvanlarımızda mesela affedersiniz köpeklerimizde bunların beslenmesinde kullanıyoruz. Peki yem konusunda kaçta kaçını karşılıyorsunuz? %70 civarında bir kaba yem şeyimiz var, üretimimiz var kendi işletmemizin. %30 kısmında diğer buradaki üreticilerden temin ediyoruz. Peki yem fiyatları çok yüksek, süt fiyatları düşük. Bunlar hakkında ne söylemek istersiniz? İşte devletimiz süt ve etin önüne geçebiliyor ama yem fiyatların, yem lobisinin önüne geçemiyor. Burada da biz eziliyoruz. Yani yem fiyatlarının biraz daha önüne geçilmesini, biraz daha düşmesini istiyoruz. Devletimizin çok desteği var. Hayvancıya gerçekten katkıları çok büyük. Ama yem olayında biz birazcık eziliyoruz yani. Peki hayvanlarınızı hangi bölgelerden aldık? Uyum sağlayabildiler mi Gülağaç'a? Evet, bu hayvanlar Burdur bölgesine ait. Burdur'dan getirdik bunları hepsini. Burdur iklimiyle bu iklim arasında çok fazla bir şey yok. Kış gittik oradaki imkanlara baktık, hava şartlarına baktık. Buradaki şeyle aynı aşağı yukarı. Çok fazla büyük bir adaptasyonda sıkıntı çekmedik. Peki son olarak Tarım Türk olarak ne söylemek istersiniz? Çiftçilerimize başarılar dilerim. Yani bu şartlarda gerçekten bu ülkenin fedakar insanları. Yani çiftçinin ürettiği her şey bence helal. Çünkü çok zor şartlarda üretiliyor. Bize hava şartları da muhalefet. Her şey muhalefet diyebilirim yani sütçüye. Hayvanın kendisi bile muhalefet. O yüzden ben çiftçi arkadaşlarıma, üretici arkadaşlarıma hayatlarında başarılar diliyorum. Yani sabretsinler. Her şeyin üstesinden gelebiliriz. Teşekkür ederiz.
Gülağaç, Üçbaşak Un, Alper ve Candan Demirdoğan kardeşlerle beraberiz. Bakalım un fabrikasında ne gibi faaliyetleri var, kendisinden dinleyelim. Alper Bey, Nevşehir Derinkuyulusunuz. Derinkuyu'dan gelip Gülağaç Sofular Mahallesi'ne fabrikamızı kurduk. Evet, öyle oldu. Buraya biz geleli 10 yıl falan oldu. Buraya gelmemizin sebebi civar köylerde değirmen un fabrikasının bulunmaması, vatandaşların ihtiyacının olması ve civardaki köylere yakın olduğundan dolayı Sofular Köyü'nü seçtik. Sofular Köyü'nü seçmemizin bir nedeni de buğday arpa ekiminin fazla olması, vatandaşların tarım sulu araziler değil de kıraç arazilerde ekim yapması, vatandaşa hizmet vermek için buralardayız. Peki kaç çeşit ürün alıyoruz, neler yapıyoruz? Sırayla anlatır mısınız bizlere? İlk önce un öğütümü, arpa buğday unu, ayrıca bulgur öğütümü, diğer tarafta eleme tesisimiz var. Eleme tesisimizde buğday arpa tohumluk elemesi, ayrıca çekirdek, kabak çekirdeği, nohut fasulye elemesi yapmaktayız. Arpa ezmesi olarak ezme makinamız var. Ayrıca kantarda kantar hizmetimiz bulunmakta. Harman zamanı buğday, arpa alımımız yapmaktayız. Vatandaşa hizmet etmek için çalışıyoruz. Peki fiyatlandırmayı vatandaşı nasıl belirliyorsunuz? Vatandaşa girdilerin durumuna göre fiyatlanma yapıyoruz. Mesela geçen yıl 1400 lira yaptırdığımız çuvalı bu yıl 3100 lira yaptırdık. Ona göre fiyatımızı değerlendiriyoruz. Elektrik, su giderlerimiz, yakıt giderlerimiz, ona göre fiyatlarımızı değerlendiriyoruz. Peki köylüler kendileri getirip kendileri götürüyorlar. Paketleme sistemini siz mi yapıyorsunuz? Paketlemeyi vatandaşın kendisi yapıyor. Şimdi getirdikleri unu biz ilk önce dışarıda döküyoruz. Kantarımıza çıkıyor. Kantarda tartıldıktan sonra eleme makinamız eliyor. Elendikten sonra yıkama makinamız yıkıyor. Dinlenme ambarlarımızda 3 saat kuruduktan sonra buğdayı un haline getiriyoruz. Peki Candan Bey, sizin de görüşlerinizi alalım. Bizim şimdi burada hem milletin sıcakkanlı olması, buranın halkının, hem bu civarın geniş bir kapsamının olmasından dolayı burayı tercih ettik, geldik. Hı hı. Bu şekilde devam ediyoruz bakalım. İnşallah millet bizden memnundur, biz milletten memnunuz. Peki kaç dönüm arazi üzerinde kuruldu fabrikamız? Bura 3500 metrekare. Önümüzdeki yıllarda projelerimiz var mı? Önümüzdeki yıllarda projemiz, şu anda bir geliştirme durumumuz olacak bir şey yok. Ama milletin ihtiyacı olur, bir şey tercih ederlerse o zaman yapar. Aynen. İleriki bir tarihlerde daha bir değişik bir sistem kurabiliriz yani. Peki bizim sormadığımız, sizin söylemek istediğiniz son olarak? Vallahi şu an için vatandaşa hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani biz kendi memleketimizi, köyümüzü terk edip Aksaray'ın Ücravi köyünde hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani vatandaşa hizmet için çalışıyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tarım Türk ekranlarından herkese merhaba. Şu anda Büyükçekmece Belediye Başkanımızın düzenlediği 3. Levanta Şenliği'ndeyiz. Bizi izlemeye devam edin. Söylemek istersiniz? Söylenecek çok şey var da o kadar yayınlanmaz, ben az şey söyleyeyim. Eğer Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki arazilerimizi bilimin emrettiği doğrultuda ekip biçmeyi öğrenebilmiş olsaydık, Türkiye bugünkü Türkiye değildi. Bugün Avrupa Birliği'ne girmiş, ekonomiye sahip bir Türkiye olurdu. İşte burada hiçbir şey bilmiyorduk, hiçbir şey yapılmıyordu. Yeditepe Üniversitesi, Sebahattin Zaim Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi'nden protokoller yaptık.
bilimsel eğitimleri bize aktardılar. Yani daha doğrusu eğitimlerle birlikte çok önemli şeyler öğrendik. Kent Tarım Müdürlüğümüzü kurduk. Geliştirme Araştırma Arge Bölümümüzü kurduk. Siyez buğdayından lavantaya, çeşitli sebze çeşidinden, işte bizim Celaliye'de çok meşhur Celaliye mahallemizdir, bamya olur. Onun coğrafi işaretini almaya kadar çok önemli aşamalar oldu. Siyez buğdayını burada vatandaşlara anlattılar, hocalar anlattı. Üretim yapmaya başladılar. Bu sene 300 dönüm ektik. 1 kilo siyez buğdayı 7-7,5 lira, 1 kilo normal buğday 2,5 lira. Çok yüksek değerde bir mahsul. Bunlara biz zamanında kendi tarımla uğraşan vatandaşımıza anlatabilseydik, hiç kimse tarımdan kopmazdı. Çünkü verdiği emeğin karşılığını fazlasıyla alırdı. Bugün Türkiye tarım tahıl ambarı olurdu. Bunun için çok üzülüyorum. Ülkemizin arazilerini değerlendiremediğimiz ve katma değer yüksek mahsul üretemediğimizden, yurt dışına büyük 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 ihracatlar yapamadığımızdan son derece rahatsız. Ve Trakya bölgesi tarıma elverişli bir bölge başkanım. Sadece Trakya arazisinin, Trakya ovalarının bilimsel tarıma dayalı bir sistemle yönetebilsek, Türkiye'nin bugünkü nüfusunu fazlasıyla bakar. Diğer ovalarımızdaki yapacağımız tarımları da, tarım üretimlerinde dışarı satarız. Peki talep oluyor mu belediye gelip tarım mühendislerine korkunç, yardımcı? Korkunç şey var, talep var. Sizin biraz önce lafınızı kesin, biraz önce de arıcılıkla ilgili, evet, başvurular. Şimdi hiç arı yoktu. Bizim şehrimizde çok büyük yeşil alanlar olduğu için arıcılık başladı. Çünkü eğitim aldılar. Ben de bilmiyorum. Bilmiyordum, öğrendim. Arıcılık eğitimi aldılar. Üretmiş oldukları mahsulün hangi toprağa ne zaman ekileceğini bilmiyorlardı. Onu öğrendiler. Evet. 250 kilo buğday alan vatandaş şimdi 450 kilo buğday almaya başladı. Çünkü onun dikim şekli ve onun diktiği yer o tarım için değil, ayçiçeği için olması lazımmış. Veya kavun karpuz olması lazımmış. Düşünebiliyor musunuz? Büyükçekmece İstanbul'a yılda on binlerce kamyon kavun karpuz veriyor. Siz bunu daha da geliştirip bütün İstanbul'un kavun ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Ve üreticiden tüketiciye direkt vererek 39 ilçede kuracağınız, en azından İstanbul'un batısındaki tüm ilçelerde kuracağınız halk pazarlarıyla üreticiden tüketiciye direkt 3 ay millet kavun karpuz yer, salatalık yer, fasulye yer, domates yer, bamya yer. Yani inanılmaz şeyler yapılabilir ama bunun devlet eliyle veya tamamıyla belediyelere bu iş aktarılarak, bize çeşitli imkanlar verilerek bu tarımda bir büyük atılım yapabiliriz. Yani imkanlar sunulursa biz de yardımlarımızı yaparız. Evet, İstanbul'da 39 ilçe belediyesi, özellikle Büyükçekmece, Çatalca, Silivri gibi, Şile gibi ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu işle ilgili bölümleri mutlaka büyük bir faaliyet içerisinde olmak durumundayız. Biz Büyükçekmece olarak iyi bir yol aldık ama bu başlangıçtır. 3 üniversiteyi birden devreye sokmamız da bizim bu konuda nasıl bir kararlılık sergilediğimizi en önemli göstergesidir. Vatandaşımız tarımda beklediğini aldığı takdirde tekrar tarıma geri dönecektir. Teşekkür ederim.